Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere ses bilgisi ile ilgili son testi, yani 6. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ünsüz benzeşmesi yoktur demiş. Bakalım, unuttuğu kelimesinde bakın. Burada K sesinin yumuşarak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması denir. Buradaki D'nin de sertleşerek T'ye dönüştüğü görülmektedir. Fıstıkçı şahaptan dolayı. Dolayısıyla bu da nedir? Ünsüz benzeşmesidir. Bakın hem ünsüz benzeşmesi var hem de ünsüz yumuşaması var. O yüzden bunu elemiş oluruz. Hatırladığı kelimesine bakacak olursak bu dursun. Önemsizleştirdiği kelimesinde yine K sesinin yumuşak G'ye dönüştüğü görülmektedir. Bu da yine ünsüz yumuşaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Fıstıkçı Şahap'ın Ş'si ile bitmiş. Bakın buradaki de D'dir. Sertleşerek T'ye dönüşmüş. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi diyoruz. Dolayısıyla burada da her ikisi vardır. Bunu da elemiş oluruz. Tuttuğu kelimesinde ek duk ekidir, sıfat fiil ekidir. Bakın K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Buna biz ünsüz yumuşaması diyoruz. Burada da D sesinin sertleşerek T'ye dönüştüğü görülmektedir. Buna da arkadaşlar ünsüz benzeşmesi denir. Bakın burada da her iki ses olayın olduğu görülmektedir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Anlattığı derken dık ekidir. K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğü görülmektedir. Buna da ünsüz yumuşaması denir. Yine D sesinin de sertleşerek T olduğu görülmektedir. Bu da ünsüz benzeşmesidir. Burada da her ikisi vardır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Hatırladığı kelimesinde ise kelime nedir? Dık ekidir. K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğü görülmüştür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Sadece ünsüz yumuşaması var. Ünsüz benzeşmesi yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinde birden çok ses olayı vardır demiş. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası derken arkadaşlar kelime nedir? Fecirdir. Bakın i ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla burada ünlü düşmesi var arkadaşlar. Bir tane ses olayı vardır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Muradiye, sabrın acı meyvası derken kelimenin kökü nedir? Sabırdır. Yine ı ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Burada da arkadaşlar ünlü düşmesi vardır. Başka da bir ses olayı yoktur. Bundan dolayı bunu da elemiş oluruz. Ömrünün timsali beyaz nilüfer, türbeler, camiler, eski bahçeler, şanlı hikayesi binlerce erin cümlesinde burada S kaynaştırma harfidir. Dolayısıyla bunu da elemiş oluruz. Sesi nabzım olmuş hengamelerin ifadesinde ise kelimenin kökü nedir? Nabızdır. Bakın I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü düşmesi diyoruz. Burada da başka bir ses olayı yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Nakleder yadını gelen geçeni ifadesinde ise kelimenin kökü nakildir. Bakın buradaki i ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna ne diyoruz arkadaşlar biz? Ünlü düşmesi diyoruz. Yine etmektir. T sesi yumuşayarak D'ye dönüşmüş. Buna da arkadaşlar ünsüz yumuşaması denir. Görmüş olduğunuz gibi hem ünlü düşmesi var hem de ünsüz yumuşaması var. Dolayısıyla birden çok ses olayının olduğunu görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Süzüyor ufukta bir kızıl yeri, içi karanlıkla dolu gözleri, alnında akşamın ince kederi, sessizliğin sırrı dudaklarında. Ünlü daralması dursun. Ünsüz benzeşmesi, ufukta kelimesine bakacak olursak, D'da bulunma hal ekinin fıstıkçı çahaptan dolayı sertleşerek T'ye dönüştüğü görülmektedir. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Benzeşme diyoruz. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. Peki ünlü düşmesi var mı?
Bakın kelimenin kökü alındır. Burada ı'nın üstünün düştüğü görülmektedir. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Ulama var mı? Ulama ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcüğün gelmesidir. Dolayısıyla burada ulama vardır. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Ünsüz yumuşaması var mı peki? Buna bakacak olursak arkadaşlar sessizlik derken bakın K sesinin yumuşayarak yumuşak G olduğunu görüyoruz. Burada da ünsüz yumuşaması vardır. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Bu dörtlükte herhangi bir ünlü daralması olmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde yer alan ses olayı yanlış belirtilmiştir? Birinci de ünlü düşmesi demiş. Şehri derken bakın kelimenin kökü şehirdir. İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla buna ünlü düşmesi denir. O yüzden A doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci de ünsüz benzeşmesi. Uzaklıkta derken bakın fıstık çaabın K'si ile bitmiş. Bulunma hal eki olan D daha 2'dir. Sertleşerek T olmuş. Dolayısıyla burada ünsüz benzeşmesi vardır. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Üçüncü de ünsüz türemesi. Bakalım yerleşmeden dursun. Dördüncü de ünsüz yumuşaması. Arkadaşlar bahsetmektir bu. Bakın T sesinin yumuşayarak D'ye dönüştüğü görülmektedir. Buna ünsüz yumuşaması denir. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. 5'te ünsüz düşmesi demiş. Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Yüksektir. K sesinin düştüğü görülmektedir. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat 3'te ünsüz türemesi demişti arkadaşlar. Bakın yerleşmeden kelimesinde herhangi bir ünsüz türemesi yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 5. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlüsü düşmüş bir kelime yoktur? Adana şehir merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Yakapınar köyü Mopsesta adlı antik kentin arazisinde kuruludur. Dursun. John Augustus Roebling'in tasarladığı 486 metre uzunluğundaki Brooklyn Köprüsü 19. yüzyıl mühendisliğinin doruk noktasıydı cümlesinde. Bakın arkadaşlar tasarladığı kelimesinde kelime nedir aslında? Tasarıdır. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. O yüzden bunu elemiş oluruz. İstanbul'un son 50-60 yılda hızla büyümesi şehrin sınırındaki tarihi mezarlığın etrafının mahallelerle sarılmasıyla sonuçlandı. Cümlesinde ise bakın şehrin kelimesinde kelimenin kökü nedir? Şehirdir. İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. O yüzden bunu denemiş oluruz. İzmir'in ilk Türk beyi Çaka, Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'yu bir baştan bir başa fethetmiş olan Danişmet Gazi'ye bağlı bir beydi ifadesinde kelime nedir arkadaşlar? Fetih'tir. İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. O yüzden biz D seçeneğini denemiş oluruz. Yahya Kemal'in kendi Gök Kubbemiz adlı şiir kitabı elinde Çamlıca Tepesi'nden İstanbul'u seyrederdi cümlesinde ise bakın kelime nedir arkadaşlar? Seyirdir. Yine İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat Adana şehir merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Yakapınar köyü Mopsesta adlı antik kentin arazisinde kuruldur ifadesinde herhangi bir ünlü düşmesi olmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. Bakın döküldüğü derken K sesinin yumuşayarak yumuşak G olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada ünsüz yumuşaması vardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci sözcükte ünlü türemesi vardır. Daracık derken cık cık küçültme iki dar sözcüğüne eklenmiş ve buradaki A ünlüsünün türediğini görüyoruz. Dolayısıyla buna da ünlü türemesi denir. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Üçüncü sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır. Balıkçı kelimesinde bakın fıstık çahabın K'si ile bitiyor balık. C ekini almış. C sesi sertleşerek Ç'ye dönüşmüş.
Dolayısıyla bu ünsüz benzeşmesidir. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Dördüncü sözcükte ünlü daralması vardır. Dursun. Beşinci sözcükte ünlü düşmesi vardır. Bakın arkadaşlar, kelime nedir? Keşiftir. Görmüş olduğunuz gibi İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bundan dolayı da E seçeneğini denemiş oluruz. Dördüncü sözcükte ünlü daralması var mı? Kelime getirmektir. Sessiz de bitmiş. Buradaki İ arkadaşlar yardımcı ünlüdür. İki ünsüz yan yana gelmesin diye araya yardımcı ünlü girer. Bundan dolayı da burada ünlü daralması yoktur. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru, bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Bıraktığı kelimesinde bakın, K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Buna ünsüz yumuşaması denir. Bıraktığı derken D sesinin sertleşerek T olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Benzeşmedir. İki tane ses olayı var. O yüzden biri elemiş oluruz. Yiyip kelimesinde Y kaynaştırma harfi kendisinden önce gelen E sesini daraltarak İ'ye dönüştürmüş. Buna ünlü daralması denir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu denemiş oluruz. Alafrangalığa kelimesinde ise yine K sesinin yumuşayarak yumuşak G olduğunu görüyoruz. Bu da ünsüz yumuşamasıdır. O yüzden bunu denemiş oluruz. Düşkün kelimesinde kelime arkadaşlar düşmektir. Gün ekini almış. Fıstıkçı Şahap'tan dolayı G sesi sertleşerek K'ye dönüşmüş. Buna da biz ne diyoruz? Benzeşme diyoruz. O yüzden bunu denemiş oluruz. Kahramanı kelimesinde bakın herhangi bir ses olayı yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru, bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Yolculuğun kelimesinde kelime yolculuktur. K sesinin yumuşayarak yumuşak G olduğunu görüyoruz. Buna ünsüz yumuşaması denir. Dolayısıyla burada bir ses olayı vardır. O yüzden biri elemiş oluruz. Adım kelimesinde kelimenin kökü atmaktır. T sesinin yumuşayarak D olduğunu görüyoruz. Buna da ünsüz yumuşaması denir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Şaşkınlığınız kelimesinde ise yine K sesinin yumuşayarak yumuşak G olduğunu görüyoruz. Buna da ünsüz yumuşaması denir. Bunu da elemiş oluruz. Sessizlik, dursun. Şehrin ifadesinde ise kelimenin kökü şehirdir. İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bundan dolayı da burada ünlü düşmesi vardır arkadaşlar. Netice itibariyle burada da bir ses olayı vardır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat sessizlik kelimesinde herhangi bir ses olayı yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru, bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması vardır? Kaynaştırıyordu ifadesinde, bakın kaynaştırmaktır, R ünlüsüyle bitmiş. Buradaki I arkadaşlar yardımcı ünlüdür. İki ünsüzün yan yana gelmesini engeller bu. O yüzden burada ünlü daralması yoktur. Bunun için bunu elemiş oluruz. Canlanıyor ifadesinde yine ünsüz de bittiğini görüyoruz. Buradaki I da arkadaşlar yardımcı ünlüdür. Burada da ünlü daralması yoktur. Bunu da elemiş oluruz. Geliyor sözcüğüne bakacak olursak yine ünsüz de bitmiş. Buradaki İ nedir arkadaşlar? Yardımcı ünlüdür. Burada da yok. Bunu da elemiş oluruz. Sunuyor ifadesinde yine ünsüz de bitmiş. Araya U sesinin girdiğini görüyoruz. Bu da yardımcı ünlüdür. Bunu da elemiş oluruz. Aralıyor ifadesinde ise aralamaktır. Yor eki kendisinden önce gelen A sesini daraltarak I'ya dönüştürmüştür. Buna da ünlü daralması denir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 10. soruya. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur demiş. Bakalım, ilerlerken kelimesinde kelime ileridir. Bakın İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna ünlü düşmesi denir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Aklımda kelimesinde kelime akıldır. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Hayattaki kelimesi dursun.
nabzını kelimesine bakacak olursak kelime nabızdır. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Nasıl kelimesi ne asıldan gelir arkadaşlar? E sesinin düştüğü görülmektedir. Buna ünlü aşınması da denir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Hayattaki kelimesinde herhangi bir ünlü düşmesi yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.